Saat 20. Sayın seyirciler, Samsun Spor futbol takımı kafilesini taşıyan otobüs havzada kamyonla çarpıştı. Futbol şehitlerini bir kez daha anıyoruz değerli seyirciler. Muzaffer Badaloğlu, Mete Adanır, teknik direktör Nuri Hasan ve Zoran Tomić hayatını kaybedenler arasında. Tabii ki otobüsün şoförü Asım Özkan'ı da göz ardı edemeyiz bu isimler arasında. Az önce izlemiş olduğunuz görüntülerde Samsun Spor taraftarının yaptığı muhteşem koreografiye şahit oldunuz. Bu koreografinin anlamı oldukça büyüktür. Bundan yaklaşık 27 yıl önce Malatya Spor maçına giden kafilenin karıştığı kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Türk futbolunun acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde Malatya Spor ile oynayacağı Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsun Spor takımı sabah saat 9.30 sularında Amasya'nın Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve olay yerinde inanılmaz bir can pazarı yaşanmıştı. Samsun Spor'un kazazedelerine ilk yardımı hemen geriden gelen ve Diyarbakır Spor deplasmanına gitmekte olan Çarşamba Spor kafilesi yapmıştır. Çarşamba Sporlu yönetici, futbolcu ve görevliler kazaya uğrayan Samsun Sporluları tek tek otobüsten çıkartıp Havza Devlet Hastanesi'ne taşıyıp kan vermişlerdir. Samsun Spor 3 oyuncusunu, teknik direktörünü ve şoförünü kaybetmişti. Kazada Samsun Spor Teknik Direktörü Nuri Hasan, futbolcular Muzaffer Badaloğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomić ise Yugoslavya'da 6 ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafir üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı. Olaydan sonra birçok büyük kulüp Samsun Spor'a yardımlarda bulunmuştur. Samsun Spor'un eski futbolcusu top kapma ve karambolden top çıkarma becerisi nedeniyle 40 ayak olarak alınan Emin Kar, 20 Ocak faciasında ise belden aşağısı sakat kalmış ve futbol hayatı sonlanmıştır. 22 Temmuz 2012, 21 Ekim 2014 tarihleri arasında başkanlık yapan Emin Kar, 7 Ekim 2014 tarihinde ise kendisine karşı gerçekleştirilen kişisel saldırıları gerekçe göstererek istifa edeceğini açıklamış ve 21 Ekim günü de yönetim kuruluna istifa mektubunu vererek resmen başkanlıktan ayrılmıştır. Trafik kazasından dolayı Samsun Spor 1988-1989 sezonuna devam edememişti. Sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Ancak federasyon tarafından sağlanan özel statüyle ligde bırakıldı ve o sezon ligin onur şampiyonu ilan edildi. Bir süre sonra Samsun Spor kırmızı ve beyaz olan renklerine kaybettiği isimlerin anısına siyah rengini de eklemişti. Samsun Sporlu yazar Mehmet Yılmaz'ın Samsun Spor Kırmızı Beyaz Siyah isimli kitabının bir kısmında 20 Ocak faciası anlatılmaktadır. Yaşanmış bu acı kaza Samsun Spor'u acayip şekilde yıpratmış ve sonraki sene ligde tutunamayıp kulüp küme düşmüştür. Bu olay Türk futbol tarihinde hatırladıkça insanın içini acıtan bir olay olarak literatürlere geçmiştir. Kalplerde iz bırakanlar günler geçse de, aylar geçse de, yıllar geçse de asla unutulmazlar. 20 Ocak'ta sadece bedenleri aramızdan ayrılan ve yeri asla dolmayacak olanlara sonsuz sevgi ve saygılarımızla. Yeriniz dolmaz.